Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere İstanbul TÜYAP 2013 Otomotiv Endüstri Fuarı'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Bir kara konuk olduk. Yanımızda firmamızın sahibi Bülent Bezaz var. Bakalım bize firması ve ürünleriyle alakalı neler anlatacak. Hemen dönüyorum kendisine. Merhabalar efendim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Bülent Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki hizmetlerinizi konuşacağız. Evet. Bu önemli ürünü konuşacağız. Evet. Öncesinde sizi tanıyalım. Evet. Firma nasıl kuruldu? Bugünlere nasıl geldi? Özellikle Diker kimdir? Evet. Firma bu işe ben girişim 1995 senesinde oldu. 95'ten 2005'e kadar parça sektörüyle uğraştık. Sonra makine imalatına girdik. 2005'ten 2013'e kadar makineleri imalatını yapıyoruz. Evet, harika. İmalatçı bir firma. Evet. Peki evet. Bu makineleri tanıyalım, ürünleri biraz tanıyalım. Ne işe yarıyor bunlar? Bunlar pompa ve enjektörleri test eden bir makine bu. Çok fonksiyonlu makinemiz. Bu yeni bir üretimimiz. Yurt dışına da Allah izin verirse bu fuardan sonra ihracat olarak vereceğiz. Ürünleri de satmışsınız zaten. Evet, şöyle evet, bir gezdik. Sattık, evet, sattık. Çok da rağbet var. Çok önemli evet, olmazsa olmaz evet, ürünlerden. Evet. Peki tabii ki bu işi yapan tek imalatçı firma siz değilsiniz. Evet. Ürününüzün diğer bu işi yapan firmaların ürünlerinden ayıran özellikleri neler? Ürünler görsel olarak farklılık var. Aynı zamanda kalite olarak daha bir farklı yaptık. Daha bir göze hitabe ve işlev olarak daha kaliteli olarak bu şekilde evet, bir makine ürettik. Evet, işlevi açısından kaliteli, tabii. Görsel açıdan da gayet şık. Tabii şık, şık bir makine yaptık. Evet. Ödül vermedik yani hiçbir şeyden. Daha kaliteli ve kullanıcı, daha kaliteli olmasına özen gösterdik. Evet, peki biraz da bu ürünün nasıl arkasında duruyoruz onu konuşalım. Çünkü bu işin servis garantisi var. Aynı zamanda ürünle ilgili bir sıkıntı çıktığında hemen bunu giderebiliyor muyuz? Ne kadar ürünün arkasında duruyoruz acaba? Şimdi ürünümüzün arkasında, tamamen ürünümüzün arkasındayız. Şöyle bir şey var. Ürünümüzü sattıktan sonra 2 sene bir garanti süresi var. 2 seneden sonra da tabii ki herhangi bir arızası yaptığı zaman teknik servimiz neresi olursa olsun gidip cihazla ilgili gereken müdahaleyi yapabilecek konumdayız. Harika, bu çok önemli çünkü. Bu da sizin farkınızı gösteriyor. Evet, o yüzden tabii, sizi tabii, tercih ediyorlar tabii, değil mi evet, evet. Peki bu ürünle bu hizmeti nerelere ulaştırabiliyoruz? Türkiye'de ve yurt dışında nerelere kadar ulaşabiliyoruz? Şimdi bu dünyada bu piyasa bütün ülkelerde geçerli bir piyasa. Bütün sanayi bölgesinde bu ürünü almak zorundalar. Çünkü bu ürün olmazsa bir takım bu arabaların enjektör ve pompa dediğimiz aksamlarını tahmini yapamazlar. Ne yani başka? Bu ürün mutlaka arabanın enjektörü ve pompasının tamiriyle alakalı tabii. Her şeyi gösteriyor. Tabii. Bütün sektörde test cihazı. Bunu test yaparak bu cihazda enjektörlerin ekranda göründüğü gibi arızalarını görebiliyorlar. Görebiliyorlar, evet. Harika. Peki biraz hedeflerinizi konuşmak istiyorum. Neler yapmayı planlıyoruz? Yurt dışında neler yapacağız? Türkiye'de zaten artık Dikar bir marka oldu diyebiliriz. Evet, hemen hemen oldu denilebilir. Herkes tanıyor bizi Allah'a şükür. Hedefimiz bu iki ay içerisinde bir Dubai fuarımız var. Allah kısmet ederse oraya gitmek istiyoruz. Evet, orada da ürünlerimizi. Yurt dışında zaten var ürünlerimiz, satılıyor. Başka değişik ürünlerimiz de var. Bu da yeni bir ürün olduğu için yurt dışına da hedefliyoruz inşallah. Diğer ürünlerinizle konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü Dikar olarak birçok şeyi aynı anda yapıyorsunuz imalatçı firma olarak. Evet. Başka neler yapıyoruz? Başka bizim sektörümüz hep bu enjektör ve pompa üzerine olduğu için bizim sektörümüzle alakalı makina, gidiyoruz. Makine imalatı, pardon, evet. Çok da geniş aslında. Evet, geniş. İmalatımız Ankara'da, yerimiz de Ankara'da. Orada üretiyoruz. İşte gelen müşterimize eğitim veriyoruz. Eğitimle beraber makineyi sevk edebiliyoruz. Evet. Evet. Peki uygunluk da önemli. Yani fiyatla da gayet müşterilerimize... Tabii piyasaya göre fiyatımız daha uygun. Daha uyguna veriyoruz. Daha rakip firmalara göre daha uygun. Evet. Daha kaliteli. Peki biraz da fuarla ilgili düşüncelerinizi alalım. Çünkü çok güzel geçiyor fuar. Herkes çok memnun. Sizin için nasıl gidiyor? Beklentilerimiz karşılandı mı bu fuar? Beklentilerimiz karşılandı. Fuar tabii buraya dünyadan herkesin geldiği bir yer, toplandığı bir yer. Duydum herhalde bundan sonra her sene olacakmış fuarımız. Yani memnunuz. Herhangi bir sıkıntımız yok fuarla ilgili. Biraz
otomotiv sektörünü konuşalım. Otomotiv sektörü çünkü gerçekten de Türkiye'nin lokomotifi durumunda çok önemli. Sektörümüzün de her sektörde olduğu gibi sıkıntıları da var. Geldiğimiz nokta sizce şu an neresi? Sektörümüzde ne gibi sarsıntılar ve sıkıntılar var? Otomobil sektörüyle sıkıntımız herkesin düşündüğü gibi Çin. Makineyi daha kötü yapıyorlar. Yani bu makine olarak değil, komple. Çok da ucuz yapıyorlar. Hem çok ucuz yapıyorlar. Cazip geliyor bazen. Evet, alıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki işte bozuk oldu, bozuluyor. Çin malı yani. Çin malından ne bekliyorsunuz? Böyle bir sorunlarımız var rekabetle ilgili. Başka da bir sorunumuz yok şimdilik, evet, Allah'a şükür. O zaman gerçekten de bu işin ehli olan düzgün firmalarla çalışmak gerekir. Gerekir, evet. Siz de o yüzden ona bizim alıcıların dikkat etmesi gerekir. Peki çok kısa müşteri memnuniyetiyle ilgili düşüncelerinizi de almak istiyorum. Şimdi söz konusu hizmet sektörü olunca müşteri memnuniyeti çok önemli. Evet. Sizin için ne kadar önemli? Benim için de önemli tabii. Yani müşteri memnun olmazsa bizim standımız bu kadar dolmaz, bizi bu kadar aramazlar, bizi ziyarete gelmezler. Bunlar önemli faktörler bence. Başka, birinci sırada geliyor. Birinci sırada, evet, birinci sırada geliyor. Peki, burada izleyicilerimize ve müşterilerinize son olarak vermek istediğiniz mesaj nedir? Mesajını, yani bizi seçtikleri için teşekkür ediyorum. Aldıkları makinelere, cihazlara da dikkat etsinler. Onu söylüyorum herkese. Peki, ben de size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Bizi tantınızda konuk ettiniz. Teşekkür ederim, başarılarınız sağ olun. Teşekkür olsun. Ederim, sağ olun hanımefendi, sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere İstanbul TÜYAP 2013 Otomotiv Endüstri Fuarı'nda bulunan Dikkar'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz ile devam ediyoruz.